Bu hafta Stack ADT'ye, Abstract Data Type'a bakacağız. Stack bir tane ucu olan ve bütün insertion ve deletion'ların bu uçtan yapıldığı, yani tek uçtan yapıldığı ki bu uca top of the stack diyeceğiz, bir data structure. Alternatif olarak bakarsak, biz stack'te tek uç olduğu için bütün insertion'lar ve deletion'dan bu uçtan yapılıyor. Bu şu demek, son olarak insert ettiğiniz eleman neyse ilk remove edeceğiniz eleman o. Onun için buna last in first out data structure ya da LIFO data structure da diyorlar. Bir örneğe bakarsak daha iyi anlayacaksınız. Tipik example kafeteryadaki üst üste konmuş tabaklar olarak düşünebilirsiniz. Bakın burada başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 tane tabak var. En üstte de mavi tabak var. Şimdi yeşil tabağı insert edeceğinizde stain en üstünde top of the stack point ediyor. Yani yeşil mavi tabağı point ediyor. Yeşili insert edeceğiniz zaman tabii ki mavinin üstüne koyacaksınız. Araya bir yere insert edemiyorsunuz. Stain'in en önemli özelliği o. Yeşil onun için mavinin üstüne gitti. Şimdi top of the stack artık yeşil. Yeşil tabak. Siyah tabağı insert ettiğinizde o da yeşilin üstüne gidecek. Yani burada önemli olan şu. Bütün insertion'lar hep tabakların en üstüne koyuyorsunuz. Araya bir yere insert etmiyorsunuz. Buna push operasyonu diyeceğiz birazdan. Remove da aynı şekilde. Buna da pop operasyonu diyeceğiz. Stack'in en üstünde ne varsa onu remove ediyorsunuz. Aradan bir eleman çekme şansınız yok. Stack ADT size böyle bir şans tanımıyor. Onun için şu anda top of the stack yeşil tabak olsun. Pop dediğinizde yani remove dediğinizde yeşil tabağı alacaksınız. Geriye şu altı tabak kalacak. Şimdi top of the stack gri tabağı point ediyor. Remove pop dediğinizde artık gri tabak gidecek. Geriye şu 5 tabak kalacak. Yani özetle stack'teki en önemli özellik insertion ve deletion'ların tek bir uçtan yapılıyor olması. Yani stack'in bir tane ucu var. Ona top of the stack diyeceğiz. Bir şey insert edeceğiniz zaman en üste koyacaksınız. Bir şey remove edeceğiniz zaman da en üstteki elemanı alacaksınız. O yüzden stack'e LIFO data structure yani last in first out en son insert ettiğinizi ilk başta remove ediyorsunuz manasında LIFO data structure diyorlar. Bu bir abstract data type gördüğünüz gibi şu ana kadar operasyonları tanımladım. Fakat nasıl implement edildiklerinden bahsetmiyoruz. Şöyle bir operasyonlara hızlıca bakalım. Push bir item'ı alıyor ve item'ı stack'in en üstüne push ediyor. Pop en üstteki elemanı remove ediyor. Top ise en üstteki elemanı return ederken onu silmiyor. Yani top'ta bir nevi en üstte ne var diye soruyorsunuz. Onu remove etmiyorsunuz. Pop'ta ise en üstteki elemanı remove ediyorsunuz ve elde ediyorsunuz. İkisi arasındaki fark bu. Is empty boş mu dolu mu boş mu değil mi diye soruyor. Size'da kaç tane eleman olduğunu soruyor. Bir örnek üzerinden bakarsak yine bakın operasyonları tanımladık. Yani abstract data type konseptini yine kafanızda canlandırın. Şu ana kadar siteyi ve operasyonların tanımladığım implementasyonundan hiç bahsetmedim. Onun için kullanımına bakalım. Bir tane stack tanımlayalım şu şekilde. Bir object oriented programlama dilinde stack diye bir klasımız olduğunu farz edelim. Bundan bir instance ya da object yaratalım. Öncelikle ilk yarattığınızda boş mu diye sorduğunuzda tabii ki boş demesi lazım. Onun için stack bu noktada empty demesi lazım. Şimdi 49'u push edin. Artık stack'in en üstünde 49 var. Bir daha push edin. 23. Stack'in en üstünde 23 var. Yani stack'i şöyle yazarsak en altta 49 var. Onun üstünde 23 var. Bakın stack'in en altında 49, üstünde 23 var. Şimdi stack'in en üstünde ne var diye sorduğumuzda yani pop ettiğimizde neyi pop etmiş olacağız? 23'ü pop edeceğiz. Çünkü stack'in en üstünde 23 var. 23 gittikten sonra geriye sadece 49 kalacak. Şu anda 49 var. Push ettiğimizde 44'ü, stack'imiz 49, 44 olacak. Burada 22'yi push ettiğinizde 49, 44, 22. Şu anda bakın stack'in en altında bu var, en üstünde bu var. Yani top of the stack şu anda 22. Şimdi pop dediğinizde ne yapacak? 22'yi alıp remove etmesi lazım. Bir daha pop dediğinizde 44 gidecek. Geriye 49 kalacak sadece. Şimdi bakın top dediğinizde top 49 döndürecek fakat elemanı remove etmeyecek. Şimdi bir daha pop dediğimizde 49 da gidecek ve stack boş olacak. En son stack boş mu diye sorduğumuzda evet stack'in tekrar boş olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi stack'i operasyonlar üzerinden kullandık. Push ve top operasyonlarının is empty'nin nasıl davranacağını biliyoruz. Fakat nasıl implement edileceğinden şu ana kadar bahsetmedik. Stack'in iki tip implementasyonu mümkün. Birisi array kullanılarak, birisi ise linked list kullanılarak. Yani birisi contiguous allocation kullanılarak, birisi ise linked allocation kullanılarak iki tür implementasyonu mümkün. Biz şimdi sırasıyla bu iki implementasyona bakacağız.
Şimdi siteyi bir array kullanarak nasıl implement edeceğimize bakalım. Çok basit bir implementasyonu var. Fixed size bir array alloke ediyorsunuz başlangıçta. Diyelim ki burada kapasitesi n olsun ki n burada 7, en fazla 7 tane eleman store edebiliriz bu stack'te. Şu anda 4 tane eleman var stack'te. En altta 15, onun üstünde 6, onun üstünde 2, onun üstünde de 9 var. Dolayısıyla top of the stack 3, yani en üstteki elemanın indeksini tutuyor. Daha 3 tane de eleman insert edebiliriz. Onun için yeşil ayarlarda şu anda stack'te boş olan ve yeni eleman insert edebileceğimiz lokasyonları gösteriyor. Bunu yine tabaklar olarak gösterirsek en altta 15 var, en üstte 9 var. Top of the stack'te 3. Şimdi 3'ü push ettiğinizde bakın 9'un üstüne gidecek. Push onun için herhangi bir indeks almıyor. Direkt push diyorsunuz ve o en üstteki elemanın bir üstüne insert ediyorsunuz. Onun için top of the stack artık 4. Yani en üstte insert ettiğiniz elemanın indeksi. Şimdi pop ettiğinizde en üstteki elemanı return edecek. Top of the stack 4'ten 3'e inecek. Bir daha pop ettiğinizde 9'u döndürecek ve top of the stack 3'ten 2'ye gelecek. Burada C++ declaration'la bakalım isterseniz. Ben burada yani bu slide'daki örnekte integer'ları store edeceğimi kabul ettim. Bu şu andaki kapasitesini gösteriyor. 100 tane eleman olduğunu farz edelim initial kapasitesinin. Burada dynamic'le bir array allocate edeceğiz. Burada stack elemanlarını store edeceğiz. Top ise şu andaki top of the stack, yani en üstteki elemanın indeksini tutacak. Tabii ki initially minus 1 olmak zorunda. Operasyonlarımız push, yeni bir elemanı stack'in üstüne push ediyor. Pop, en üstteki bir elemanı return ediyor. Pop, en üstteki elemanı return ediyor fakat şey yapmıyor. Silmeden remove ediyor. Is empty boş mu dolu mu diye test ediyor. İsterseniz is full diye de bir şey yazıp doluysa dolu diye de döndürebilirsiniz. Bu tamamen sizin implementasyonunuza kalmış. Benim size vereceğim implementasyonda ben generic template class yazdım. Bu sayede şu siteye, yani size vereceğim siteye her tipte obje store edebiliriz. Burada dynamically alloke edeceğim ve stack elemanlarını tuttuğum bir array'im var. Onun kapasitesi var. Top of the stack, number of items. Bunun initialization'ına bakarsak constructor'da ne yapmamız lazım? Ben initial kapasiteye 10 demişim. İsterseniz bir tane de parameterized stack constructor'ı yazıp orada initial kapasiteyi isterseniz girebilirsiniz ama genelde pek onu vermezler. Stack bu şekilde declare ettik. Kapasitesi 10. Onun için o kapasiteli bir array allocate ediyorum. Top of the stack initially minus 1 meaning stack'te hiçbir eleman yok demek. Zaten number of items da 0. Onun için kapasiteyle number of items'ı yine ayrı ayrı tutmak zorundayım. Çünkü kapasite array'in toplamda ne kadar eleman alacağını gösteriyor. Number of items ise o anda stack'te kaç tane eleman olduğunu gösteriyor. Tabii ki destructor'da yazmak zorundasınız C++'da. Orada da dynamic allocate ettiğimiz array'i dialloge etmek zorundasınız. Sadece array'i değil, bakın bütün array'in içindeki objeleri de dialloge ediyorum. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız sadece array'i ve array'in ilk objesini dialloge eder. Diğerlerinin destructor'ını çağırmaz. Bunu zaten C++ dersinde göreceksiniz. Şimdi gelelim operasyonlara. Sırasıyla operasyonlara bakalım. Is empty is full tabii ki çok kolay. Is empty nedir? Eğer top of the stack 0'dan küçükse stack'iniz boştur. Top of the stack 0'dan büyükse stack'inizde en az bir eleman vardır. O zaman stack'iniz boş değildir. İsterseniz is full'u da implement edersiniz. Benim size vereceğim implementasyonda bunu yapmadım. Ben stack dolduğu zaman daha büyük, iki katı büyüklüğünde bir array allocate ederek onu kullanmaya başladım. Dolayısıyla benim stack'im hiçbir zaman dolmayacak. Ama ola ki bir implementasyonda stack kapasitesini, array kapasitesini artırma şansınız yoksa bu durumda bir de is full diye bir şey tanımlamanız, operasyon tanımlamanız gerekiyor ve stack doluysa dolu döndürmeniz gerekiyor. Bu durumda da ne zaman doldur stack? Eğer top indeksiniz n minus 1 ise n burada şeyin kapasitesini gösteriyor. Stack'in kapasitesini gösteriyor. Şimdi push'a bakalım. Push yine çok kolay. Yani bu dediğim gibi implementasyon dependent. Eğer siz array fullsa error döndürmek istiyorsanız böyle implement edebilirsiniz. Eğer doluysa exception throw at, değilse şurası bizim için önemli. Nasıl insert ediyorsunuz? Top'u bir tane increment edersiniz. Array'deki top şu anda neyi gösteriyor buraya geldiğinizde? En üstteki elemanın indeksini gösteriyor. Onu bir tane artırıp yeni elemanı, yeni top'a insert edeceksiniz. Dolayısıyla top her zaman stack'in en üstündeki elemanı gösterecek. Unutmayın, initially top'u minus 1 yapmıştık. İlk elemanı insert ettiğinizde
plus plus dediğinizde sıfır oluyor. Çünkü ilk eleman sıfırıncı indekse gitmesi lazım. Onu oraya dolduruyorsunuz. Buna buradan bakalım. Bakın o burada. Top'u direkt increment ediyoruz. Top'un olduğu yere yeni elemanı insert ediyoruz. Ve number of item'ımızı bir tane artırıyoruz. Ben burada bir de ekstradan şey yaptım. Stack'im benim hiçbir zaman dolmayacak. Eğer stack'im dolarsa ben iki katı kap büyüklüğünde bir yeni array alloke ediyorum. Ona B dedim. A'daki bütün elemanları B'ye kopyaladım. Sonra A'yı silip artık B'yi kullanmaya başladım. Hatırlayın list editing'in array implementasyonunda da aynı şeyi yapmıştık. Kapasite dolduğu zaman ne yapıyorduk? İki katı büyüklüğünde bir array alloke edip eski elemanları eski array'den yeni array'e kopyalıyorduk. Şu şekilde ve onu kullanmaya başlıyorduk. Ben burada aynı approach'u kullanmayı tercih ettim. Onun için bu tamamen implementation detail. Eğer array dolduğunda siz kapasitesini büyütmek istemiyorsanız hata da döndürebilirsiniz. Ama tabii ki gerçek stack implementasyonları yani programlama dillerinde C++ gibi, C# gibi, Java gibi programlama dillerinde size verilecek olan stack şeyleri, ADT implementasyonları benim yaptığım gibi yapacak. Hiçbir zaman stack dolmayacak. Fakat hani şurada önemli olan yer burası. Stack'in üstüne bir şey insert etmek gördüğünüz gibi çok kolay. Direkt top'u bir tane artırıyorsunuz. Yeni gelen elemanı top'a insert ediyorsunuz ve number of item'ımızı bir tane ne yapıyorsunuz? Increment ediyorsunuz. Şimdi top ve pop operasyonlarına bakalım. Top ne yapacak? En üstteki elemanı size return edecek. Array'deki son en üstteki elemanı da remove etmiyor. Top'la pop'un farkı bu. Çok basit gördüğünüz gibi. Eğer array'iniz boşsa top'ı çağırdığınızda tabii ki bir exception return etmek zorundasınız. Eğer stack'iniz boşsa top eleman yoktur. Bu durumda bir exception return etmek zorundasınız. Eğer en üstte bir elemanınız varsa yani stack'te en az bir eleman varsa bütün yapmanız gereken stop'ı return etmek. Pop'a baktığınızda pop'la top'ın tek farkı ne? Pop en üstteki elemanı return ederken aynı zamanda onu remove ediyor. Dolayısıyla top'u bir tane decrement etmemiz lazım. Onun için ben şu andaki top'u bir idx variable'ında tutacağım. Sonra top eksi eksi diyeceğim. Daha sonra da s index'te remove ettiğim elemanı return edeceğim. İsterseniz şunu tek satıra yazmak mümkün. Ben sadece clear olsun diye böyle yaptım. Gerçek implementasyonumda nasıl yapmışım? Size vereceğim implementasyonda top gördüğünüz gibi eğer is empty ise yani top sıfırdan küçükse bir exception throw ediyorum. Stack empty diye. Empty bir stack'te top olmaz. Değilse en üstteki elemanı return ediyorum. Pop'ta da aynı şekilde. En üstte eğer stack'imiz boşsa bir exception return ediyorum. Değilse return edeceğim elemanı bir item'da store ettim. Top'u decrement ettim. Number of items'ı decrement ettim. Daha sonra da şurada store ettiğim item'ı kullanıcıya return ettim. Is empty burada. Is empty gördüğünüz gibi yine bir satır. Eğer top sıfırdan küçükse return true. Otherwise return false. Bunu tek satırda yazabiliriz. Ben bakın bunları sadece clear olsun diye böyle yazıyorum. Size de tabii ki number of items'ı return ediyor. Şimdi ben bu stack ADT'yi iki tane testle kullandım ve test ettim. Burada az önce yaptığımız stack.h'i include ettim. O burada bakın. Onu dediğim gibi bu size vereceğim bir implementasyon. Burada da iki tane test yazdım. Test 1'de integer'lar store ediyorum bunun içinde. Öncelikle ne yapıyorum? 3 push etmişim, 4 push etmişim, 2 push etmişim, 1 push etmişim vesaire. Burada gidiyor. İkinci testte ise string'ler tuttum. Yani generic kod yazmamın da güzel tarafı bu. Artık generic bir class yazdığınızda ya da template class yazdığınızda istediğiniz objeyi burada store edebilirsiniz. Şimdi bakalım doğru çalışıyor mu? 3'ü push ettik, 4'ü push ettik, 2'yi 1. Şu anda stack'in en üstünde 1 var. Onun için number of items kaç tane diye sorduğumuzda 4 demesi lazım. Stack'in en üstündeki item ne diye sorduğumuzda 1 demesi lazım. En üsttekini remove ettiğinizde yine 1 diyecek. Artık 1 gidecek stack'ten. Şimdi en üstte 2 var. Şimdi kaç tane eleman var dediğinizde 3. Şimdi en üsttekini pop ettiğimizde 2 gidecek. Bakın artık 2 gittiği için en üstte 4 kalacak. Bir daha pop ettim. 4 var. 4 de gitti. Şimdi en üstte 3 var. Stack empty mi diye sordum. Hayır. Çünkü bir tane eleman var. 3. Tekrar pop ettim. En üsttekini 3. Şimdi stack boş mu diye sordum. Evet. Kaç tane eleman var diye sordum. 0. Bir daha pop etmeye çalıştığınızda boş stack'ten bir şey pop etmeye çalıştığınızda tabii ki exception çıkacak. Bakın stack pop'ta empty stack exception'ı geliyor. Çünkü boş bir stack'ten bir şey remove edemezsiniz. Burada da string'lerle aynısını test ettim. Yukarıdakinin aynı testi fakat tek farkı integer'lar yerine
stringler store ediyorum. Onu ben şey yapmayayım, kendiniz bakın. Bu tür exception throw eden kodları, try catch blokları içine koyacaksınız. Bu detayları C++ dersinde göreceksiniz. Onun için ben burada size C++ anlatma şeyinde derdinde değilim. Sadece bir generic class, bir stack nasıl implement ediliyor, nasıl kullanılıyor onu göstermeye çalışıyorum. Bir siteyi linked list kullanarak da çok basit bir şekilde implement etmek mümkün. Burada onu gösteriyorum. Bakın, linked list siteyin en üstündeki eleman, en baştaki eleman olacak. Ben single linked list kullanacağım. Çünkü böyle bir implementasyonda double linked list kullanmanın hiçbir esprisi yok. Biz çünkü hiçbir zaman stack elemanları üzerinde yürümeyeceğiz, ileri geri gitmeyeceğiz. Bize sadece siteyin en üstündeki eleman gerekli. Bize, çünkü abstract data type sadece bize bunu tanımlıyor. Listenin en üstündeki eleman nedir? Veya bir şey insert edeceğimiz zaman en üste insert edeceğiz. Remove edeceğimizde en üstten remove edeceğiz. Onun için çok basit bir single linked list kullanılarak bunu implement etmek mümkün. Diyelim ki siteğimizde şu anda bunlar var. En altta siteğin 15 var. Onun üstünde 6, 2, 9. Bakın top of the stack şu anda 9. 3'ü push ettiğinizde 3'ü bakın yeni bir node yaratıp yine head of the list'e insert edeceksiniz. En başa insert edeceksiniz. Şimdi artık top 3'e point ediyor. Pop dediğinizde 3'ü silecek. Dolayısıyla 9, şimdi yeni top'ınız 9 olacak. Bir daha pop dediğinizde 9 gidecek. Top of the stack 2'ye point edecek ve toplam 3 tane elemanınız olacak. Şöyle bir declaration yapabilirsiniz. Bu bir linked list olduğu için, single linked list olduğu için bir tane stack node'unuz olması gerekiyor. Bu implementasyonda integer store ettiğimi kabul etmişim. Fakat size vereceğim implementasyonda ben bunu generic class yaptım. Bir tane de stack ADT'niz olacak. Top of the stack, yani head of the stack. Head of the linked list aslında top of the stack olacak. Operasyonlara dikkat edin. Array ile linked list implementasyonunun interfezi aynı olmak zorunda. Zaten abstract data type dememizin sebebi bu. Underlying implementation ne olursa olsun state interfezi her zaman sabit kalacak. Kullanıcı açısından underlying implementasyonun değişmesi, nasıl kullanacağını asla değiştirmemesi gerekiyor. Onun için abstract data type diyoruz biz bunlara. Şurada ben kendi implementasyonumu size göstereyim. Bu bir generic class olarak implement edildi yine. Bir stack node tanımlayacağız. Burada itemları store ediyor. Itemların tipi T. Integer olabilir, double olabilir, string olabilir veya herhangi sizin tanımladığınız kendi objeleriniz de olabilir. Bir tane linked list sonuçta bu. Item burada store ediyorsunuz. Burada da tabii ki bir tane single linked list olduğu için next elemana bir pointer'ınız olması gerekiyor. O da stack node pointer. Next. Ben bir de buna constructor yazdım. Yeni bir item geldiği zaman item'ı initialize ediyor. Next'i de null yapıyor. Şimdi asıl stack class'ımız burada. Bir tane head pointer'ımız var ya da top pointer'ımız. O listenin en öndeki elemanına point ediyor ki bu bizim top of the stack elemanımız. Bir de number of items var. Number of items da şu anda stack'te kaç tane eleman olduğunu tutuyor. Şimdi sırasıyla operasyonlara bakalım. Push operasyonu nasıl yaparsanız çok basit bir operasyon. En başa, yani yeni bir node alloke edip onu listenin en başına ekleyeceksiniz. Bakın yeni bir node alloke ettim. Sonra ne dedim? X'in, yani yeni alloke ettiğim node'un next eşittir top, top eşittir x. Gördüğünüz gibi 3 satırlık çok basit bir kod bu. Tabii ki burada constructor'da head'i null, number of items'ı 0 yapmamız gerekiyor. Destructor'da da gidip bütün elemanları, linked list olduğu için bütün elemanları silmemiz gerekiyor. Bunu bu bir C++ implementasyonu olduğu için o bütün allocation, deallocation'ları kendimiz yapmak zorundayız. Push'a bakalım. Yeni bir node allocate et. Node'un next eşittir head, yani top of the list. Sonra head eşittir node. Bir de number of items'ı bir tane artırmam gerekli. Çok basit bir implementasyon gördüğünüz gibi. IsEmpty'ye baktığınızda IsEmpty ne yapacak? Top null'sa true'dur, stack boştur. Top null değilse return false. Bunu aynı şekilde number of items üzerinden de tanımlayabilirim. Eğer number of items 0 ise return true, değilse return false şeklinde de yazabilirim. Top of the stack'e baktığınızda yine çok basit. En üstte kim var? Top var. Top ya da head listenin başına point ediyor. Onun point ettiği item'ı return edeceğim. Top biliyorsunuz elemanı remove etmiyor. Tabii ki liste boşsa bir exception throw etmem gerekiyor. Burada da o var, bakın top. Eğer listenin head'i nullsa şu anda liste boş demektir ya da stack boş demektir. Bu durumda bir exception throw etmem gerekiyor. Değilse listenin head'inin point ettiği node'un item'ını return edeceğim without removing it. Pop'u geçtik, top'a geçtik, pop'a geldik. Pop'ta ise tek farkı ne?
elemanı remove ediyor bu. En baştaki elemanı return ederken aynı zamanda onu remove ediyor. Bunu nasıl yaparsınız? Tabii ki yine listeniz boşsa ya da siteniz boşsa exception throw etmek zorundasınız. Değilse çok basit, link liste en baştaki elemanı remove etme operasyonu bu. Ne yaparsınız? TMP eşittir top ya da head. Sonra top eşittir top'ın next'i. Daha sonra bu elemanı silmem gerekiyor. Onu bir yerlerde store ediyorum, bakın. Item eşittir TMP'nin key'si. Sonra delete TMP. Bu ne için yapıyorduk C++'da bunu? Memory kaybetmemek için. Memory leak'leri engellemek için daha sonra item'ı return ediyoruz. Burada da bakın pop var. Eğer siteniz boşsa exception throw ediyoruz. Değilse item'ı bir yerde store ediyorum. Daha sonra node eşittir listenin head'i, bu silmek için. Memory leak'leri engellemek için bir tane şu andaki head'e bir pointer elde etmem gerekiyor. Sonra head eşittir head'in next'i. Daha sonra bakın delete node. Node'u siliyorum. Number of items'ı bir tane eksiltiyorum. Ve eskiden listenin başında olan item'ı da return ediyorum. Is empty yine çok kolay. Head nullsa return true, otherwise false. Ya da number of items eşittir 0'sa return true, otherwise false. Size de direkt number of items'ı return ediyor. Şimdi bu kodu da ben yazdım ve sizin için test ettim. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Buradaki test koduyla, yani linked list implementasyonunu kullanan test koduyla array implementasyonunu kullanan test kodu birebir aynı. Hiçbir şey değişmedi. Yani burada yine abstract data type konseptinin size iyice anlamanız için yapıyorum bunları. Bakın test kodlarını hiç değiştirmedim. Sadece underlying implementasyonu değiştirdim. Ve her iki durumda da test kodu doğru olarak çalıştı. İster linked list kullanın, ister array kullanın underlying implementation olarak. Stack kodu, yani bu siteyi kullanan kod hiçbir zaman değişmedi ve her şekilde de doğru çalıştı. Bunu zaten çalıştırıp doğru çalıştığını görebiliriz. Aynı test kodu olduğunu da görün. Compile edelim. Compile ediyoruz. Evet, çalıştırıyoruz. Önce integer stack yapmıştık. 3, 4, 2, 1. En üstte siteyin en üstünde şu anda 1 var. Kaç tane eleman var dediğimizde 4. En üstte kim var dediğimizde 1. En üsttekini remove ettiğimizde 1 gitti. Şimdi artık 2, 4 ve 3 var stack'te. Şimdi kaç eleman var? 3. En üstte kim var? 2. 2'yi remove ettik. Evet. Bir daha remove ettik. 4. Şimdi 3 kaldı sadece. Boş mu? Değil. En üstte kim var? 3. Onu da remove ettik. Şu anda stack boş. Number of items şu anda boş. Boş bir stack'ten bir şey remove ettiğinizde tabii ki exception çıkacak. Arkasından da string kullanarak aynı siteyi kullandım. Bu sayede generic class, bir tane class yazdık. Bu class'ı kullanarak önce integer stack yaptık. Daha sonra da string stack yaptık. Bu dediğim gibi bütün programlama dillerinde, modern programlama dillerinde bu şekilde kullanılır. C++'da da bir generic class nasıl yazılıyor? 2 haftadır size bunun örneklerini veriyorum. Siz zaten C++ dersinde de bunları göreceksiniz. Şimdi stack operasyonlarının running time'larına bakalım. Dikkat ederseniz stack'te tanımladığımız bütün operasyonlar order 1'de çalışıyor. Underlying implementasyon olarak array kullansanız da, linked list kullansanız da running time'larında bir değişiklik yok. Hepsi order 1. Niçin? Çünkü bir tane top pointer'ımız var ya da top of the list var. Yani listenin en başındaki elemana bir pointer'ımız var. Ve yeni bir şey ekleyeceğimizde bize bu top of the list'in en üstüne bir şey ekliyorsunuz. Ya listenin bu linked list kullanıyorsanız linked list'in başına, array kullanıyorsanız en üstteki elemanı gösteren indeksin bir üstündeki indekse yeni bir eleman insert ediyorsunuz. Dolayısıyla bütün operasyonlar order 1'de çalışıyor ki zaten bundan daha hızlı bir implementasyon yapmak mümkün değil. Onun için bu perfect bir data structure. Peki değişik programlama dillerinde stack nasıl implement edilmiş, ona bakalım. C++'da küçük s'te başlayan stack diye bir class var. Bunu kullanarak stack'i kullanıyorsunuz. Java'da büyük s'te başlayan stack diye bir class var. C#'da yine büyük s'te başlayan stack var. JavaScript ve Python'da stack diye bir class size verilmiyor. Fakat bunu biz çok basit bir şekilde list kullanarak implement edeceğiz. Ben o implementasyonu size vereceğim ve göstereceğim. Öncelikle C++ implementasyonuna bakalım. C++'da öncelikle siteyi stack class'ını include etmeniz gerekiyor. Daha sonra burada bu bir generic class olduğu için hangi tipte objeler store edeceğimi belirtip bir stack objesi yaratıyorum ve buna belli push pop operasyonlarıyla siteyi manipüle ediyorum. Bunu çalıştırayım.
Bakın bir tane LIFO stack öncelikle yarattım. Integer stack. 4, 3, 7, 1, 9 push ettim. Onun için stack'in en üstünde şu anda 9, en altında 4 var. Number of element ne diye sorduğumda 5. En üstte ne var? 9. En üsttekini şimdi remove ettim. 9 gitti. Şu anda ne, en üstte ne var diye sorduğumda bakın 1 var. Stack boş mu? Hayır. Şimdi sırasıyla stack elemanlarını remove ettim. Tabii ki bana 1, 7, 3 ve 9 sırasıyla dönmek zorunda. Şimdi stack boş mu diye sorduğumda da evet cevabını elde ediyorum. Burada bir tek C++ implementasyonunda dikkat etmeniz gereken şey şu. Top en üstteki elemanı döndürüyor. Pop en üstteki elemanı remove ediyor. Fakat pop en üstteki elemanı remove ederken onu return etmiyor. Onun için stack'teki en üstteki elemanı remove etmek istediğinizde önce onu öğreniyorsunuz. Top'la sonra pop ediyorsunuz. Yani top'la pop'un farkı şu. Top zaten en üstteki elemanı return ediyor. Bir size remove etmeyecek. Fakat pop onu remove ederken size onu return etmiyor. Onun için en üstteki elemanı hem remove edip hem öğrenmek istiyorsanız iki tane işlem yapmanız lazım. Önce top'la en üsttekini öğrenip sonra pop'la bunu remove etmeniz gerekiyor. Diğer bütün operasyonlar benim tanımladığım şekilde tanımlanmış C++. Şimdi sırasıyla diğer programlama dillerinde stack implementasyonlarına bakalım. Java'da stack implementasyonu Java util şeyinin library'sinin altında, oradan include ediyorsunuz. Onun için import java util star diyorsunuz. Tabi buraya direkt stack de diyebilirdim. Java import java util stack diyebilirdim. Çünkü stack klası Java util namespace'inin ya da library'sinin altında. Bu bir generic class. Dolayısıyla stack'in içinde hangi tip objeler store etmem gerektiğini söylüyorum. Stack'in içinde integer'lar saklayacağım ben. Stack'i yarattım. Operasyonlara bakalım. Push, yeni bir eleman push ediyor. Size kaç tane eleman olduğunu söylüyor. Peak, biz en üstteki elemanı return ediyor. Remove etmiyor. Bu bizim implementasyonumuzdaki top'a karşılık geliyor. Empty yine boş olup olmadığını söylüyor. Pop ise bir elemanı remove ediyor. Şimdi bunu compile edip çalıştıralım. Kendiniz detaylarına bize bakarsınız. Biliyorsunuz Java'da bir şeyi compile ederken Java compiler'ı kullanıyorsunuz. Run etmek için de virtual machine'i kullanıyorsunuz. Java example. Bakın push 4, 3, 7, 1, 9. Şu anda stack'in üstünde 9 var. Kaç eleman var? 5. En üstte kim var? 9. Şimdi en üsttekini remove ettim. Yani 9 gitti. Şu anda kim, en üstte kim var? 1. Stack boş mu? Değil. Peki sırasıyla remove ederim bunları. Bakın 1, 7, 3 ve 4 şeklinde geliyor. Şimdi stack boş mu? Evet. C Sharp'a bakalım. C Sharp'ta ise include etmemiz şey bunlar System Collections'ın altında. System Collections generic. Şeyle çok benzer. Java ile C Sharp'ın interfezi çok benzer. Yine büyük S ile başlıyor stack. Integer. Integer'ları saklayacağım. Testim aynı. Count sadece farklı. Count en üstteki number of items'ı döndürüyor. Java'da size'dı. Burada count. Bu şekilde aynı testi C Sharp'ta da yazdım. Bunu da çalıştırdığınızda aynı şekilde bir önceki örnekte Java'da gösterdiğimiz örneğin aynısı olduğunu görebilirsiniz. Burada vermeye çalıştığım mesaj şu. Yani farklı programlama dillerinde, bütün programlama dillerinde diyeyim, object oriented bütün programlama dillerinde size bir stack ADT implementasyonu sistem tarafından verilir. Yani o bir kütüphanenin içinde bu bulunur. Sizin stack kullanmanız gerektiği zaman bir application'da kendi implementasyonunuzu kullanmak yerine mümkün mertebe programlama dili tarafından size verilen implementasyonu kullanmanız tavsiye olunur. Çünkü programlama dili tarafından size verilen kütüphanelerin içinde verilen bu implementasyonlar en optimize şekilde yazılmış durumda. Siz kendi implementasyonunuzu ne kadar optimize etmeye çalışırsanız çalışın, hiçbir zaman bu kütüphanelerin içinde verilen kadar optimize bir şekilde yazamazsınız. Tabii ki bilmek zorundasınız bir stack'in nasıl çalıştığını, hangi operasyonlardan oluştuğunu. Fakat kullanmaya geldiğinizde kendi implementasyonunuzu kullanmak yerine daha çok bu implementasyonları, yani programlama dili tarafından verilen implementasyonu kullanmanız tavsiye olunur. Python ve JavaScript'e bakarsak, Python ve JavaScript'te stack size otomatik olarak gelmiyor. Bunu implement etmemişler. Ben burada çok basit list kullanarak bir stack implement ettim. Bakın burada bir stack class tanımladım Python'da. Constructor'ı burada. Push, top, pop ve isEmpty operasyonlarını tanımladım. Daha sonra da bir basit bir test kodu yazarak bunu test ettim. Ben bunun çok detaylarına girmek istemiyorum. Siz sadece referans olarak elinizde bulunsun ve yapın. Kendiniz bakın. Bunu ben çalıştırayım. Doğru çalıştığını görün. Evet, bakın burada 1'i ekledim, 2'yi ekledim. Python ve C Sharp, JavaScript'in en güzel yanı diyelim. Bunlar
biliyorsunuz listelerde hep farklı tipte objeler saklayabildiği için siteye bakın hem 1, 2, Ali ve 4 üçte şey yapıyorum. Bunu strongly typed programlama dillerinde yani Java, C++ gibi, Java gibi, C# gibi strongly typed programlama dillerinde stack'te sadece tek tip obje saklayabilirsiniz. Burada ise farklı tipte objeler saklayabiliyorum. Çünkü underlying data structure olarak list kullandım ve Python'da list farklı tipte objeleri saklayabiliyor. Bunları yaptıktan sonra şu anda listenin en üst, sitenin en üstünde ne var? 4.5. Çünkü dikkat edin en üst, en son 4.5'ü ekledim. Removing the item at the top of the stack yani pop yapmışız. Onun için 4.5 gitmiş. Şimdi veliyi eklemişim. Onu eklemişim. Sonra da sırasıyla bunları remove ettiğinizde bakın last in first out sırasıyla gidecek. Yani 10 veli 4.5'ü remove etmiştik. Ali 2 ve 1 şeklinde stack'ten bunları remove etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde JavaScript'te de ben bir size stack class'ı implement ettim. Burada constructor'ı var. Underlying data structure olarak yine list kullandım. JavaScript listleri. Çok benziyor zaten Python ve JavaScript'in implementasyonu. Burada da test kodu var. Bunu run etmek için daha önce de söyledim size. Node'u şey yapın. Ve stack.javascript'i bu şekilde run edebilirsiniz. Burada da Python'daki example'ın aynısı bu. Test kodunun aynısı. Burada da size verdiğim JavaScript stack implementasyon class'ının nasıl çalıştığını kendiniz detaylarıyla bakabilirsiniz. Yani şu ana kadar vermeye çalıştığımız mesaj bakın bütün programlama dillerinde JavaScript ve Python'dakileri biz kendimiz implement etmiş olsak da bir stack implementasyonu, stack abstract data type implementasyonu size verilir. Bunu kullanmanız gerektiğinde yani bir application'da siteye ihtiyacınız olduğunda kendi implementasyonunuzun yerine bunları kullanmanız gerekiyor. Size verdiğim bütün bu dosyaları bir yerlerde saklayın referans olarak ileride mutlaka ihtiyacınız olacaktır.